Evet, yani mesela şimdi Godard'a baksak muhtemelen onu göreceğiz, değil mi? Aynen. Yani en düşüğüne baktık. Hadi bir de en yükseğine bakalım risk olarak. Burada ciddi bir yerli hisse senedi riske alınmış, %35'e yakın yabancı hisse senetleri ve kıymetli maden, yine o da %17 civarında ve bunu da epey bir fonla yapmışlar. Ve şunu da söyleyebiliriz, yani aslında önümüzdeki dönem için, hani bu sene sabreden kazanır dedik ya, önümüzdeki dönem için aslında bu tarz bir portföye sahip olanlar aslında mutlaka Kazanacaklar. pozitif bir getiri sağlayacaklar. Doğru. Çünkü işte neyi konuşuyoruz? Yerli hisse senedi var içerisinde, yurt dışı hisse senedi var, kıymetli madenler var, bir kısım likit var, Eurobond var, tahvil bono var ki tahvil bonoda da ikinci yarıdan itibaren bir şey görebiliriz, bir pozitif ivmelenme görebiliriz. Faiz aşağı inecek Aynen, beklentisiyle. o beklentiyle ve işte yabancının tahvile girişiyle beraber burada Doğru. bir şey görebiliriz. O noktada işte böyle bir portföye sahip olmak, tek bir varlığa odaklanmayan, birden fazla varlığa odaklanan portföye sahip olmak oldukça Kıymetli avantajlı olacak. olacak, kıymetli olacak. Hele bir de bunu biri benim adıma yönetiyorsa, yani beklentiler değiştiğinde o içeriğini değiştirebiliyorsa o aslında çok önemli. Burada ne var diye baktığımızda, içeriğine baktığımızda burada tabii Sonay şunu diyebilir izleyiciler. Tamam, Sonay 1,59 getirmiş. Para piyasası bunu alsaydım daha iyi getirirdi. Doğru. Şimdi bu çok tabii sonradan şey yapmak, Hindsight değerlendirmek, diyoruz, değil mi buna? evet. Geriye Geriye baktığımızda baktığında tabii ki öyle. söylemek kolay. Ama biz zaten şunu söylüyoruz. Riskli varlıklarda son bir ay değil. Doğru. Yani Bu kaç son riskliymiş? Bu 6 riskli. işte İşte zaten demek ki risk barometremi aynen bir 6 ay 6 vermen lazım buna. sabrımı 6'ya çıkartmam lazım. Aynen 6 aylık baktığında da, yani mesela aylıkta 1,59 getirdi diyene ben de şunu derim, tamam yıllıkta da 97 getirmiş. Yani 97,5 o da getirmiş. fena Doğru. bir rakam değil, yani Gayet iyi. daha yani enflasyonu da geçmiş bir şey Evet, her içerik şey olarak geçmiş. bakabilirsin.